Aslında yani bir koordinasyon söz konusu olması lazım. Bu konuda çalışan yargı mensuplarıyla, savcılarla, kollukla ve sivil toplum kuruluşları, barolarla işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Önündeki engellerden bahsetmemiz gerekirse kadının adalete erişiminde aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir numaralı engel diye bakabiliriz. Adil yargılanma hakkının tam olarak uygulanmaması, kadının hakları konusunda bilgilendirilmemesi, bu haklarına ilişkin bilgilendirme olmadığı için zaten öncelikle birinci adımda kaybediyoruz biz. Sonrasında adalet mekanizmasında ikincil mağduriyet yaratan bir takım uygulamalar, mevzuatımızdaki bazı eksiklikler, bazı düzeltilmesi gereken hususlar, örneğin genital muayenenin kadının rızası dışında gerçekleştirilmesi gibi, bunun dışında tercümandan yararlanma hakkının sağlanması, bu konuda daha kapsamlı aslında bir tercümandan yararlanma hakkı kazanılması, örneğin gerekçeli kararların tercüme edilmesi, itiraz yolları gibi tercümandan yararlanma hakkından yararlanmanın reddedilmesi karşısında gibi hususlar öne sürülebilir. Tabii kalıp yargılar var. Yargıya intikal etmiş bunlar, yargıda yer bulan maalesef kalıp yargılar var. Bu kalıp yargıların bir defa değiştirilmesi gerekiyor. Onun dışında mağdur birden fazla kez yargı önüne geliyor. Yani birden fazla kişinin önünde aynı hikayeyi anlatabiliyor. Özellikle cinsel şiddet mağdurlarına ilişkin kadınlarda böyle bir sorun yaşıyoruz ve ikincil mağduriyet yaratıyor bu. Sığınakların yine barınma evlerinin yetersizliği diyebiliriz. Yani daha eril bir bakış açısı, kadına yaklaşımdaki sıkıntılar, psikolojik destek ve bütün bu her şeyi aslında bir arada alabilecekleri, ilk elden alabilecekleri tek bir merkezin, bu nevi merkezlerin olması, cinsel şiddet mağdurlarına yönelik merkezlerin açılması, bunları söyleyebiliriz. Aslında bir defa adil yargılanma hakkının kullanılması noktasında sıkıntılar yaratılıyor. Soruşturmalar hızlı, soruşturma ve kovuşturmalar hızlı bir şekilde yürütülmüyor. Bunlar sıkıntı oluşturuyor. Bunun dışında yani en başta haklarından habersiz kadınlar hukuki, yasal hiçbir hakkını kullanamıyor. Dolayısıyla hani adalete erişim çok sınırlandırılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Kadınlara önerilerim yani adli yardım bürolarına, barolara başvurmaları olabilir. Aslında bu noktada baroların ve diğer kurumların kadınlara ulaşması da gerekiyor. Yani bu yönde zaten şu andaki toplantıda biz de bunları konuşuyoruz ve nasıl işbirliği, nasıl koordinasyon yapılabilir? Kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları, barolar arasında, üniversiteler arasında ve bu işbirliğiyle nasıl bu sorunun üstesinden gelebiliriz noktasını tartışıyoruz. Yani buna yönelik çözüm arayışlarındayız ve çözüm önerileri üretmeye çalışıyoruz.